Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde RC yani RC hobide kullanmış olduğumuz lipo pillere alternatif olarak arkadaşlar süper kapasitörleri kullanacağız. Süper kapasitörler anlık olarak yüksek akım verebilen piller gibi şarj döngüsü düşük olmayan, yüksek olan depolama aygıtlarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ortalama bir kapasitör 1 milyon cycle yani 1 milyon kez şarj deşarj olabilir. Ama bir lipo batarya ortalama 300-500 arası cycle'a sahip arkadaşlar. Bugün biz testimizde süper kapasitörlerin şarj dayanım süresini görmeniz adına şu şekilde arkadaşlar bir adet mini motoruma buradaki kapasitörlerden bir tanesini bağlayacağım. Bu bizim videoyu çekim aşamamızda kendisi burada çalışsın. En azından bir fikir oluşsun. Bu süper kapasitörler normal şartlarda deşarj oluyor. Bildiğiniz gibi yalnız yapmış olduğum testlerde deşarj süresi 24 saati buldu arkadaşlar. Tabi devamlı deşarjda ama sanıldığı kadar da hızlı deşarj olmuyor diyebilirim. Evet, buradaki kapasitörlerimizin gerilimi 2.7 volt 100 farad'tır arkadaşlar. Yani anlık yüksek akım çekebiliriz bunlardan. Normal bir kapasitörümüzü ortalama normal bir kapasitörün ağırlığı 20 gram artı ve eksi kutuplarına şu şekilde voltaj uyguladığımda kapasitörlerim şarj olmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi 4 amper gibi yüksek bir amperle şarj oluyor. Ortalama 30-40 saniye içerisinde her kapasitör şarj olabiliyor. 10 saniye içerisinde deşarj olabilir. Bunu tamamen güç kaynağıyla alakalı. Deşarj ederken de herhangi bir problemle karşılaşmayız. Tek hücremizi şu anda şarj ettim. Deşarj edelim isterseniz. Gördüğünüz gibi çelik teli anında eritiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam eder bu işlem. Biz bugün ne yapacağız? Bizim RC arabamız 7.4 volt lipo pille çalışıyor arkadaşlar. Pil kapasitem gördüğünüz gibi 2200 miliamper yani 2.2 amper. Ben burada 3 adet süper kapasitörümü seri bağlayacağım. Yani ortalama 8 volt civarında bir gerilime ulaşacağız. En az yarım saat oldu. Buradaki motorum hala yarım saattir. Şu anda aktif çalışıyor. Buradaki kapasitörlerimi şimdi seri hale getireceğim. 3 adet. Hemen şu şekilde lehimleme işlemine geçelim. Evet, burada 3 adet grubumuz oluştu. Her grubumuz 3 adet hücreden oluşuyor. 3 hücremi seri bağladım. Şimdi bu 3 grubu ise paralel bağlayacağız arkadaşlar. Güç kaynağımızı 2.7 volt çarpı 3 yaparsak 8.1 volt yaparız. Şu şekilde 8.1 voltu ayarlıyorum.
ve şarj işlemine başlıyorum. Zaten şu kısımdan amper ve watt bilgisini göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 26 watt ile şarj oluyor. 6.55 amper de akım çekiyoruz şu anda. Bu arada diğer motorumuz ortalama 1,5 saattir duraksamadan çalışıyor. Yani buradaki kapasitör bu motoru 1,5 saati aşkın süredir çalıştırabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi artık 8.2 volt civarına kadar geldi arkadaşlar. Hemen diğer grubumuzu şarj edelim. Ve bu grupla ilgili bazı testler yapacağız burada. Evet, burada çelik telimi test edeceğim. Bakın, kısa devre yapacağım uçları. Yani muazzam bir güç ortaya çıkıyor. Pillerden alamayacağımız güç. Evet, şu anda 3 grubumuzu da şarj edeceğim arkadaşlar. Kapasitör bankamız şu anda şarj oluyor. Şarj işlemi tamamlandığı zaman arabamızda bunu test edeceğiz. Bakalım, pille karşılaştırma yapalım arkadaşlar performans açısından. Evet, yeteri kadar şarj oldu. Şarjı kesiyorum. Evet, şimdi bankamızı şu şekilde güçlü bir motorla test edelim. Çok güçlü. Evet, harika olacak. Evet, gördüğünüz gibi 7.86 volt. Düşüş hızı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Çok da hızlı düşmüyor yani, öyle dendiği gibi. Evet, bu arada 3 saat oldu. Buradaki kapasitörümüz hala deşarj olmadı. Şimdi buradaki kapasitörümle yeni yapacağımız projenin testini yapacağım arkadaşlar. Kendimize mini bir delme, kesme, basit bir tezgah yapmayı planlıyorum. Malzemeler şu şekilde, bunu da kanalımızda paylaşacağım. Yalnız bu sistemin bununla çalışıp çalışmayacağını kontrol edeceğim açıkçası. Hemen şu şekilde bağlantılarımızı yapalım. Sistem 12-24 voltluk bir sistem. Burası ise 8 voltluk bir kapasitör bankası oldu arkadaşlar. Bunu da aslında çözebiliriz şu şekilde. Araya şu şekilde DC-DC yükseltici koyabilirsek harika olur. Evet, 18 volta kadar düşürdüm. Sekiz volt
DC-DC konvertörde yükseltiliyor 12 volt civarına. 12 volttan buradaki sürücüme veriyorum arkadaşlar. Sürücümden ise buradaki motorumuzu sürebiliyoruz. Az önce motorun devre biraz düşüktü. Tabii ki buradaki kapasitörlerin kapasitesi seviyesinde motorumuz bir süre çalışacaktır. Motor büyük bir motor, yani arabadaki gibi olmayacaktır muhtemelen. Fazla güç harcayan bir motor olduğu için kapasitörleri çabuk deşarj edecektir. Hani bunu da denemek istedim. Yani 8 volt kapasitörü biz konvertörle 12 volt, hatta 60-70 volta kadar yükseltebiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bunu zaten hani güneş paneliyle de şarj edebilirsiniz. Sonuçta pil kullanmayacağımız için döngü 1 milyona kadar uzuyor arkadaşlar. Bunlar da cycle döngüsü. Piller gibi 300-500-1000 cycle'da çöp olma olayı yok arkadaşlar kapasitörlerin. Tabii ki buradaki mini motorumuzu da göreceksiniz. Şu anda 4 saate yaklaştı. 4 saattir aynı motor, aynı kapasitörle çalışıyor. Bakalım bu sistem bu şekilde ne kadar çalışacak? Bunu da gözlemlemek istiyorum. Hatta buradan voltajı arttırabiliriz. Hayır, arttıramıyoruz. Ancak buradan arttırabiliyoruz. Evet, kapasitör voltajımız 6 volta düştüğü için konverter 6 volt civarındaki DC voltajı yükseltemediğinden dolayı buradaki akımı kesti arkadaşlar. Artık bu kısmı kullanamayız. Sadece motora direkt enerji verirsek o şekilde motoru kullanabiliriz. Hatta buradaki motorumuzda bunu test edebiliriz. Bakın. Bu tamamen buradaki ekipmanla alakalı bir problem. Evet, hala gördüğünüz gibi akım var arkadaşlar. Hatta buradaki daha önce kullanmış olduğum çelik teli de kullanalım. Bakalım bu nasıl tepki veriyor. Bakın, o kadar güç çektik. Evet, hala kapasitörlerimizde güç var. Evet, şimdi kapasitörleri arabada test edeceğiz. Şöyle bir bakalım.
Evet, kapandı. Evet arkadaşlar, kapasitörlerimiz bu kadar dayanıyor maalesef. Yani güçlüler ama süreklilik konusunda problem var diyebiliriz. Şu anda pilin yerini tutacak gibi gözükmüyorlar. Umarım farklı bir tecrübe olmuştur, farklı bir video olmuştur. Tabii ki ilginç olan konu buradaki motorumuz ve buradaki kapasitörümüz. Yani ortalama şu anda tam 5 saat. Ben bu videoyu hazırlarken arkadaşlar, videonun başında bunu bu şekilde bağladım. Tam 5 saattir bu şekilde çalışıyor. Muhtemelen birkaç saat daha çalışacaktır diye düşünüyorum. Umarım farklı bir proje olmuştur. İstek önerilerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Yeni projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.